Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Önceki videomuzda belirttiğim gibi güncelleme günü yeterince içerik olursa yeni bir video paylaşacağımı belirtmiştim. O günden bugüne oldukça fazla çalışma yapıldı ve pek çok şeyin son halini gördüğümüz için yeni bir video çekmeye gereği duydum. Hemen hızlıca başlayalım. İlk olarak burada gördüğünüz bu metal dedektörü ile kazanabileceğiniz lootlar diyebilirim. Tabi buranın dışında bazı yemekler vesaire de var. Onları da göstereceğim. Şu an birkaç resim göstermem gerekiyor. Onları ilk önce bir göstereceğim, sonra oyun içine geçeceğiz. İkinci olarak güvenli bölgelerde çıkarken artık bu tarz bir mesaj alıyorsunuz. Yani güvenli bölgede çıkış yaparsan 20 dakika sonra öldürüleceğini belirtiyor, seni uyarıyor. Bunlar da yeni görsel efektlerimiz. Soğukluk efekti, sıcaklık efekti, açlık vesaire bunlar mevcut. Sol tarafta gördüğünüz yeni hali, sağ tarafta gördüğünüzde eski hali. Gördüğünüz gibi karlıkta büyük oranda bir değişiklik var ortada. Şimdi hemen sonrakine geçelim. Burada kanamanın efektini görüyorsunuz artık. Burada sıcaklık efekti. Burada da düşük can efekti galiba. Bu da boğulma efekti diyebiliriz. Karanlık, yani orada çok da değişen bir şey yok da. Biraz daha netleştirilmiş diyebiliriz. Da sıcaklık efekti ve bu şekilde. Tamamdır. Burası bu kadar da hemen oyunumuza geçelim. Bir onları göstermek istedim önden. Şimdi hemen küreğinin bu şeyiyle başlayalım. Kürekten ne, yani bu detektörüyle bulduklarımızda neler alabiliyoruz? Yani detektörün nasıl çalıştığını anlatmayacağım çünkü önceki videoda anlattım ve değişen bir şey yok. Sadece biraz modeli değişti. Şöyle gördüğünüz gibi şu ışıkların yeri değiştirildi biraz. Böyle biraz oynama yapıldı. Onun dışında değişen başka bir şey yok. Biz hemen başlayalım. Şöyle bunları vurarak kıralım. O resimde olmayan şeyler veriyor mesela şu an burada. Yemek veriyor bize. Metal vardı. O büyük ihtimalle uzun süre denemiş ve çıkan en iyi şeyleri göstermiş bize. Şu an gördüğünüz gibi 8 EQ aldık. Biraz yemek, boru moru bir şeyler topladık. Fena değil. Yani çok kısa sürede yaptık bunu. Ama çünkü biz 8 tane yan yana koyduğumuz için çok kısa sürede yaptık. Yani normalde bunları bulmanız bu kadar kolay değil. Yani o kadar çok sıkmıyor, çık sık çıkmıyorlar. Yani gördüğünüz gibi şu ışığı, yeşil ışığı da çok daha güzel gözüküyor. Bir tane daha bu videoda örnek olarak göstermek istiyorum. Şimdi detaylı aramaya geçiyoruz. Gerisini biliyorsunuz açıkçası, bu biraz uzun sürecek. Bir videoyu da çok uzatmak istemiyorum, o yüzden bunu es geçiyorum. Bunu hemen bir craft masrafını göstermek istiyorum sizlere. Şu an burada güncellememiş halini görüyoruz büyük ihtimalle. Yanlışa baktım, bir saniye. İki halat, 200 odun istiyor. Ama şu an bildiğim güncel halinde bu Workbench 1 ile basılıyor. 75 hurdaya öğrenebiliyorsunuz. Yine iki halat istiyor. İki halatın yanında 200 erimiş metal istiyor. 5 tane de HQ metal istiyor diye biliyorum güncel halinde. Kürek yine bildiğimiz gibi, kürekte özel bir şey yok diyecektim de bizim bildiğimiz kürek değil. Az önce bakınca çıkmıştı, şu an yine çıkmadı. Her neyse, kürekte 50 metal 75 gibi bir şey var. Bunu da Workbench'ten açıyor olabiliriz. Yani henüz tam güncel halini görmüyoruz demek ki. Ama biraz daha ön staking aşamalarından o bilgiler. Hemen devam edelim. Harita ölüm ekranları ile ilgili bir geliştirmemiz var. Yani harita ölüm ekranı derken neden bahsediyorum derseniz. Yani şu haritayı açtığınız zaman haritanın açılma süresi, öldüğünüz zaman ölüm ekranının süresi ve herkesin bildiği üzere otomatları açtığınız zaman o anlık çok büyük drop. Bunlara dair performans çalışmaları yapıldı. Bunlar büyük oranda geliştirildi bunlar. Yani ne civarda derseniz, bir 3-5 kat daha hızlı çalışıyorlar. Daha az bellek tüketiyorlar. O şekilde diyebilirim. Oldukça önemli bir çalışma. Bunun dışında SKS silah çalışmamız var. SKS yeni silahımız olacak. Şu an henüz bu güncellemede gelmiyor. İleride göreceğiz. Sadece bahsetmek istedim bundan. Yarato ve pistol için güncellememiz var. Bunların animasyonları güncellendi. Yani güncellendi dediğim,
biraz daha geliştirildi ve hızlandı. Artık çok daha hızlı elinize çekebiliyorsunuz bu silahları. Çok fark edilir bir şey var mı bilmiyorum. Ama aktif olarak kullanıyorsanız net şekilde fark edebilirsiniz. Bunun dışında bu semi pistol silahımızın rekolü biraz geliştirildi. Artık daha aşağı çekiyor. Güvenli bölgede çıkış uyarısını göstermiştik. Kargo gemileri için bir çalışmamız var. Daha doğrusu limanlar için çalışmamızdı diyelim biz buna. Artık limanlar kargo gemilerin bir durak noktası olacak. Kargo gemisi haritaya geldiği zaman limanda bir süre zincirleyecek. Ve o sırada kargo gemisine binip inebileceksiniz. Yeni görsel efektleri tanıttım. Ceset çantamız var. Ceset çantasını göstermeyi unuttum. Onu burada hazırlamayı da unuttum. O yüzden hemen birlikte hemen hazırlayalım onu burada sizinle. Ben bir tane hilti alıyorum. Öldürdüğünüz zaman ceset çantaları değişti. Nasıl değişti derseniz. Hemen cesede dönüştü. Böyle kahverengi bir çanta oldu. Bu açılmamış hali. Bunu açtığınız zaman bunun görseli de değişiyor. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Loot boşsa bu şekilde boş gözüküyor. Ama biz bunun içini doldurursak dolu gözüküyor. Yani dolduramıyoruz tabi. Ama lootlu bir şekilde öldüğü zaman lootun içi doluysa bunun kenarında çantalar, ayakkabı vesaire oluyor. Hatta onu da yapalım. Sözde kalmasın. Güzel dolduralım. Şunları da koyalım. Şimdi bunu açtığımda bakın gördüğünüz gibi bu boş hali, bu dolu hali. Dolu olduğu zaman bu şekilde etrafında bir şeyler oluyor. Yani ben şunu önemleri lootladığım zaman azalıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çanta lootlandı. Güzel, hoş bir detay olmuş. Hemen devam edelim. Bunun dışında sırt çantalarından bahsedecektik. Sırt çantalarına ilgili onu zaten bahsettik de birkaç soru vardı. Onları göstermek istiyorum ben. Yani çantayı böyle koyduk. Açtık diyorlar. İçine loot koyduk diyorlar. Bunu böyle buraya koyabiliyor muyuz diye bir soru geldi. Veya çanta içine çanta koyabiliyor muyuz? Ya bu çantayı bu şekilde düz olarak koyabilirsin. Ama ben mesela bu çantayı şu an buraya atamıyorum. Bu çantayı atmam lazım. Çantayı yere attıktan sonra mesela ben bu çantanın içine item koyarsam bu çantayı yerden almaya çalışsın. Bakın süresi de büyük oranda artırılmış. Bakın buna üstüme alamayacağım. Sadece açabiliyorum. Yani burada çoğu kişinin sordu ve bazı YouTuberların yanlış bilgi verdi. O konu benim söylediğim gibi içine loot varken bir tane alabiliyorsunuz. O da direkt sırtınıza gidiyor. Mesela ben bunun içini lootladığım zaman bunu bu sefer envanterime alabiliyorum. Yani bunların içi boşsa normal item olarak geçiyorlar. Normal olarak biriktirebiliyorsunuz. Herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Ama bunun içine bir item koyduğunuz zaman birbirinin içine doldurma gibi bir şansınız yok. Yani sizin dediğiniz gibi bu alttaki bu 12 slotu komple doldurup veya 28 slotu komple doldurup yani bu üstüne envanteri de doldurup yani o dediğiniz olayı yapma şansınız yok. Onu şu an nasıl söyleyeceğim aklıma gelmedi ama siz anlamıştırsınız demek istediğimi. Yani 28 çantayı doldurup 28 çanta loot taşıma gibi bir şansınız yok. Bir çantaya doldurursanız o çantayı kullanmak zorundasınız. Devam edelim. Hile geliştirmelerimiz var. Ne açıdan derseniz, ya hilelerle ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını söyler. Ya ciddi demeyelim de hilelere dair bazı geliştirmeler yaptık. Anti-cheat'imizde. Bunun etkisini görebileceğimizi iddia ediyorlar. Onu da ilerleyen zamanda görürüz tabii ki. Oyun ve sunucu performans geliştirmelerimiz var. Sunucular daha stabil çalışacak, oyunlarımız daha stabil çalışacak diyebiliriz. Tamir masrafının olayından bahsetmiştim. Tamir masrafında sorun vardı. Turret'i tamir etmeye çalıştığımız zaman yani normalde çekişle 5 EQ istemesi gerekirken 75 EQ civarı bir şey istiyordu turret canına göre. Bunu düzelttiler. Bitkilerimizin yani meyvelerimizin olgunluk süresi yani ripe aşamasındaki süresi 4 saatten 14 saate çıkarıldı. Bunların detayını zaten önceki videodan bahsettiğim için hızlıca geçiyorum. Yine shelter limitimize gelelim. Mesela bir tane attığım zaman şu an shelter limitim doldu. Bu her kullanıcı başına bir tane shelter atabiliyorsunuz. Ve yanlış okumadıysam bunlar sunucudan çıktığınız zaman otomatik olarak siliniyor gibi bir şey söylenmişti. Yani öyle bir geliştirme çalışma mı? Tam emin değilim ama sunucudan çıktığınız zaman bunların silinme ihtimali var. Yani bunları ev olarak kullanmanızı istemiyorlar galiba ama bu konuyu net bir şey söylemeyeyim öyle olmayabilir. Yani geri de alınmış olabilir o çalışma. Hemen devam edelim. Geliştirilmiş bir kapının
yerleştirilmiş haldeyken direkt yönünü değiştirebiliyorsunuz. Kapıyı sökmenize gerek kalmıyor. Mesela bu kapıyı zaten sökemiyorum diye biliyorum da. Onu şu an galiba burada göstermek biraz zaman alacak. Yani şöyle diyeyim, mesela bir kapı yerleştirdiniz. Normalde yerleştirirken yönü R ile belirliyordunuz. Artık kapıyı sökmeden direkt yerleştirilmiş haldeyken yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde diyerek hemen o konuyu geçelim. Roket rampası, yani nükleer santral demek yanlış olur. Roket lampası, launch site diyelim. Oradaki SAM artık MLRS'lere vurmuyorlar. MLRS'yi hedef almıyorlar. Ayrıca son öldüğünüz yeri pusulada görebiliyorsunuz. Şu üst tarafta gördüğünüz pusulada son öldüğünüz yerin işaretini görebiliyoruz artık. Son olarak şu ikisi kaldı. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi bir mızrağımız var. Çin yeni yılına özel geldi bu itemler. Parayla satılacaklar. Önceki Çin yeni yılı itemlerinde olduğu gibi bunlar da ücretli olarak satılıyor. Ya, mızrak gerçekten çok güzel. Odun mızrak diye geçiyor bu arada. Önceden taş mızrak olarak belirlenmişti ama sonra odun mızrak skin olarak şey yapıldı. Öyle gördüğünüz gibi. Rocketstar çok daha efsane. Hatta bir tane roket alıp atalım, gösterelim. Sonra da videomuzu bitirelim. Bir tane hızlı roket çekiyorum. Bir kontrol ediyorum listemin başka üstünden geçmediğim önemli bir konu var mı diye. Ama gördüğüm kadarıyla yok. Gördüğünüz gibi kendine özel ses efektleri vesaire var. Böyle bir de şöyle uzaktan gösterelim. Ya gerçekten çok efsane bir Rocketstar. Aşırı hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi atış sesi de farklı. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu akşam, yani videoyu zaten bugün yükleyeceğim. Akşama kadar yüklenmiş olur, hazırlanmış olur. Bu akşam 8'de güncelleme yayınımız olacak. Yayın linki yine videonun açıklamasında mevcut. Belki buraya ekrana da eklerim üşenmezsem. Yayında da yine güncelleme içeriğini inceler. Aklınıza takılan sorular olursa yayına sormaya gelebilirsiniz. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.